ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Sağlık olsun. Evet değerli Standart FM dinleyenleri, Kaybedenler Kulübü. Evet, değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. 2023'ün ilk nüshasında sizlerle birlikteyiz. Kadıköy Standart FM merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Bugün canlı yayında bize katılmak için fm.standart Instagram hesabına bir DM atmanız yeterli olacaktır. Lütfen isminizi ve telefon numaranızı yazınız. Sekreterya bölümümüz ve asistanlarımız gerekli operasyonları yapıp sizi arayacaktır. Tabii ki. Yani rastgele bir şey, ne diyelim, bir rastgelelik uygulayamıyoruz. Evet, maalesef. Maalesef. Uygulayamıyoruz. Belli çeşitli soruşturmalar yapılıyor. Evet. Güvenlik soruşturması. Sigortası var mı? Sigortası var mı? Ev, araba var mı? Bir kere yani sigortası var mı? Var mı şey? EYT mi? KBSS şeyine. Neyine? EYT'den faydalanabilir mi? EYT'si var mı? Faydalanamaz. PYT mi? PYT mi? Tabii. Mesela PYT'leri almıyoruz mesela. Ben bir PYT'li olarak açık konuşmak gerekirse, mesela burada olduğum için yayına katılabilirim. Mesela. Yoksa yani. Tabii. Yoksa katılamayacaksınız. Dolayısıyla da buradan tüm PYT'li kardeşlerime, sizin aracılığınızda Standart FM mikrofonlarından seslenmek isterim. Dünyanın tüm PYD'leri birleşin. Evet. Yani biz bir dirayet göstermediğimiz takdirde, bir inisiyatif göstermediğimiz takdirde bizim haklarımız verilmeyecektir. Bugün EYT'lilerin bile, EYT'yi bırak, OEYT'lerin, OPYT'lerin, POYT'lerin, PEYT'lerin, POYT'lerin, bunların hepsinin hakları savunulurken biz PYD'liler maalesef bu problemle cebelleşmekteyiz. Hayat standartlarımız açısından, ruh sağlığımız açısından. Tabii. Fizyolojik. Tabii. Açısından, fizyosağlık. Fizyosağlık açısından. Yok, hazır bana da bu fırsatı verdiğiniz için de. Rica ederim, rica ederim. Size çok teşekkür ederim. Sizde durum ne? PYT var mı sizde? PYT'li misiniz? Ben PYT'liyim. Erken PYT'li misiniz yoksa geç PYT? Geç PYT bende. EYT var. Maşallah. Evet. Araba?
Arabamı verdim. Verdiniz. Evet. Hep PLT olunca tabii. Tabii yani işte. Evet, arabayı verdim. Yürüyorum ben. Bu iyi, bu iyi. Bu PLT'ye iyi gelir. Geliyor. PLT'ye iyi gelir. Dizlere, şeye geliyor. Maşallah zaten bir baktım gençleşmiş gibisiniz. Estağfurullah. Siyatik var bende. Çok geçmiş olsun. Allah alt tamamını siyatik erdiriz. Alt siyatik var. Üst siyatik de var. Çekme var mı? Çekme var. Gerdirme var. Gerdirme var. Var. Bağlama yapıyor musunuz? Yapıyorum. Her türlü. İyi bağlamacısınız diye. Çok iyi bağlarım. Öyle duymuştum ben. Çok iyi bağlarım. Ama bunların hepsi bir noktada boş şeyler. Şüphesiz öyle. Şüphesiz öyle. Yani bugün dolu olan nedir diye sorsak buna kim cevap verebilir? Hiçbir fikrim yok. Yani. Hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz bizim için 1997-98 geçiş sonbaharından itibaren özellikle boş konuşma konusunda iyi olduğumuz söylenir ki evet, iyidir. Evet. Bütün şeyde bu yazar, yani boş konuşma ustası olduğunuz yani, sizin. Özellikle estağfurullah. Özellikle sizin. Ben demden geldiğince. Tabii. Çok iyi boş konuşurum. Öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Ya gerekiyorsa tabii. Gerekmez. Ya çok gerekmez. Ya bence de gerekmez. Ya çok gerekmez. Evet. Nasılsınız? Yani yeni yılı nasıl çok karşıladınız? Şükür. Çok şükür. Tabii çok merak ediyorum. 31 Aralık gecesi saat 00'ı gösterdi de ne yapıyordunuz? Evet bu şey bir soru. Bir hafızama biraz yoklamam lazım. 2022 8. Nisan'dan sonra bir yılbaşı hazırlıkları için kendimizi aşağı yukarı 15-20 gün gibi bir süre tanımıştık. Çünkü yani PYT olunca evet, ister istemez İnsan böyle bir zamana ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla 1970'ler bir klasiği olan bol salatalık turşulu, bezelyeli, havuçlu, patatessiz Amerikan salatasını yapmak için araştırmalara başladım. Çok iyi. Kolaya kaçmak mümkündü. Yani herhangi bir mayonez alıp. Evet tabii ki. Fakat bu hem geçmişin anısına hem de gelecek kuşaklara karşı. Bu benim belki kişiliğimle ilgili bir arıza bilemiyorum ama saygısızlık olacağını düşündüğüm için sirke, serbest gezen tavuk yumurtası, has zeytinyağı Riviera. Evet. Stoklarımı kontrol ettim. Bunların tedarikini satın almacıma tabii söyledim. Ki, tabii. 3 numara bezelye konusunda çok ısrarcı oldum. Havuçların orta büyüklükte. Çapı 1,5 santimi çok geçmesin derler. Evet. Yine aynı bu tedarikleri yaptıktan sonra fazla havuçlarla ne yapacağım konusunda bir toplantı yaptık. Ev halkıyla, daha çok ev çalışanlarıyla. Çalışanlar tabii. Evet. Havuç taratora karar verdik ama en büyük tartışma tabii ki havuç taramada sarımsak oranının belirlenmesi oldu ki burada büyük tartışmalar çıktı. Neyse yani tam bir şeye, noktaya geldik, karara geldik. Tamam dedim, başlayayım dedim. Yani biri yumurtanın sarılarını ayırsın ve damla şey kalmasın, akı. Tabii tabii. Sirke damla damla dedim. Ya sirkenin damlayışından 3 damla hızlı olarak ve karıştırın dedim. Tamam amirim ama dediler, bu yani şey bitti.
Ya biz bu tartışmalar içerisinde açık söylemek gerekirse yılbaşı kutlamalarını kaçırmışız. Gerçi ben pagan inanışında olan bir insanım. Dolayısıyla 26'sında kutlamam gerekirdi zaten. Evet, O yüzden de çok şey yapmadım. Binaenaleyhine yılbaşı gecesi saat 10 gibi uyumuşum ben. İçim geçmiş kanepede. çok iyi. Evet. Çok iyi. Öyle bir 30 yaş bunalımını da ben böyle atlatmıştım. Hatırlarsın. Onu çok iyi hatırlıyorum. Onu çok iyi hatırlıyorum. Aslında çok iyi bir yere geldiniz. Özellikle yılbaşı gecesi diyebildiğimiz 31 Aralık 1 Ocak geçişini uyuyarak karşılamak diyelim. Evet. Yakışsın diye. Her türlü derin depresyonun Evet. Gerçi yani uyuyaraktan öte yani bir uyu yani biraz sızarak sızarak yani evet uyuyakalarak diyeyim. uyuyakalarak Evet. daha doğru daha kibar bir şey oldu. Ben işte tabii şeyi de hatırlıyorum yani büyük hazırlıklar yaptığımı işte 30. yaşa gireceğim 30 yaş bunalımına gireceğim diye işte bu senle konuştuğumuzda sen bana söylemiştin 31 bitiriyorsun amir diye. Tabii büyük bir ferahlık hissetmiştim açıkçası. Tabii. Yani insanların Tabii. hayatındaki bu tür yüklenmiş, Evet. anlam yüklenmiş Evet. şeylerin yarattığı kaygı ve düzeni bozan hazırlık süreci gerçekten yorucu ve rahatsız edici noktalara geliyor belli bir yaştan. Özellikle PY'deyseniz yani. Bunu Tabii. daha çok Tabii. hissediyorsunuz. Sizin nasıldı? Gençleşmiş gördüm seni bu arada maşallah. Yani Ben tabii gençleşiyorum yani yıllar geçtikçe yüzüne gözüne renk gelmiş. geliyor, Yani. görüyor. İyiyim. Yılbaşı gecemiz de çok hoş geçti açıkçası. Geç saatlere kadar sofradaydık. Benim en sevdiğim şey sofra dediğimiz işte bizim olsa biraz şey olabilir ama ortalama 5 metrekarelik Evet. o şeyin ortamın yemeği yapmaya başlayıp sofraya getirdiğimiz süreç dediğimiz o hazırlanma süreci en azından o kadar sürmesi. Evet. Sofrada geçirdiğim sürecin böylece o yemek için harcadığımız efor, enerji, sevgi, özen, Zaman. itina ancak karşılığını bulur diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben yılbaşı geceleri sofralarını mümkün olduğu kadar birlikte yiyeceğim insanların hızına göre ayarlamaya çalışırım. Çok hızlı yiyenlere saat 12'ye işte 20 kala buyurun sofra hazır Derim diyorsun. diyorum. Uzun bir sofra oldu. Yaklaşık 3 saat önce sofraya oturduk ve 3 saat boyunca sofrada oturup diyemeyeceğim. Şu 3 saat sofrada oturulmaz. Yani. Ya sağ solun ağrımaya başlar, bu ayakların karıncalanır Karın. ama sofrayı sürdürdük. Bir olan bu. Sofrayı nerede sürdürdünüz? Bir miktar mutfakta, bir miktar yatak odasına geçtiğimiz iki kadeh bir şişe 1976'dan kalma herhalde bozulmuştur bu diye sakladığım bir şey vardı. Allah gecinden versin. Onu boğduk. Daha sonra ben bir duş aldım. Tekrar sofraya Evet yani. geçtik. Oradan biraz televizyona baktık. Bir şey var mı diye. Yoktu. Açık mıydı televizyon? Kapalıydı. Ha iyi. Ama televizyonlar aslında eskisi gibi değil. Ayna gibi. Evet. Kendimize baktık. Uzun uzun. Uzun uzun. Arkadan ışık geldiğinde çok hoş bir şey olabiliyor.
Ortam yaratılabiliyor. Televizyonu, televizyon deyip geçmeyin. Tabii tabii. Bir, yok, estağfurullah. Ekrandır. Haddimiz yansıtır. Işte, yansıtır. Yani. Tüm ekranlar gibi. Çok huzurlu bir geçişimiz oldu yeni yıla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada aklıma takıldı. Yani kendi yansımanızı görebiliyor musunuz siz? Evet. Bu iyi. Bu enteresan. Ancak bir kamerayla çekebilirsem aynı anda. Yani yansıtan yüzeyde kendinizi görebiliyor musunuz? Bir kamerayla tespit edebilirsem. Bildiğim kadarıyla sizde kamera sistemleri sabit hep şeyde. Oradan güzel, görebiliyorum evet. Şeyde, oradan görebiliyorum. Çünkü ben de kendimi birkaç kere izledim sizin şeyde. Data havuzunuzda. Yani yanlışlıkla girmişim ben. Evet, esen bir arşivim oldu söyleyebilirim. Baktım geçmişim dedim yani. Yani PYT öncesi dönemlerim. Tabii tabii. 80 sonları. 80 öncesi, 80 sonrası. Evet. 80 sonrası. Tabii tabii. Hepsi kayıtlı onların şey yapmayın. Yok içim rahat ya gelecek kuşaklara hiç olmazsa hani. Hepsi kayıtlı, hepsi şey HD'ye çevriliyor. Çevriliyor. Onarımlar da yapılıyor. Var. Renk, color correction falan yapıyor musunuz? Hepsini yapıyoruz. Otomasyonların yetmediği yerde kare kare ilerliyoruz. Gayet güzel aktarımlar da oluyor. Hepsi cloud'da. iCloud'da. Rahat olun yani. Ya şey çok olmaz. Rahat. Nasıl rahatladım şimdi anlatamam. Hiçbir şekilde kaybolmaz. Bayağı böyle bir rahatladım yani şu an. Sen de fark etmişsin. Rahat olun. Müşteri olun müşteri. Standart FM'de değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. 2023 yılı bu ilk Nisan'da Kadıköy'de Merkez Yolu'da canlı yayındayız. Bu gece aslında günün erken saatlerinde başlayan diyelim bir son metin polemiği vardı. Bu gece bu son haliyle 6 A4 sayfa halinde birer nüsa, birer kopya, 6'şar sayfa halinde önümüze gelen metinler üzerinden ilerleyeceğiz. Genel olarak baktığımızda hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşacağımızı, konularımızın, ana konularımızın bunlar olduğunu söyleyebilirim. Evet, ilk defa konuşacağımız. Büyük ihtimalle. Çok enteresan konu gerçekten. Evet. Buna polemik diyorum çünkü daha önce denk gelmemiş dinleyicilerimiz için şunu bildirmekte fayda var. Ben Erkul çok geniş bir metin yazarı ekibi tarafından oluşturulan aslında cümlecikler ve burada size sunan bir ekiple gerçekleşiyor. Bir ikiliyle. Evet. Son 128 yıldır bu ikili biz aşağı oluyoruz. Artık da bir babadan oğula geçmediği için evet. Bir sonraki nesilde artık kim olacak, kimler olacak bilemiyoruz. Belirsiz. Yani 128 yıl tabii ama yani radyonun icadını da düşünürseniz bayağı bir zaman. Senin de evet. Ciddi bir hazırlık dönemi de evet. Geçirmiş. Dolayısıyla da bu kadar uzun soluklu olabilmiş yani. Bir şey aslında yani. 128 ama bunun yani bunun ilk tohumlarının atılışı 200 yıl öncesine tabii. Kadar dayanır. Özellikle Viyana bölgesinde, Viyana civarında bir yerel bir restoran kafede bir öğleden sonrası atıştırmalı ve sakinleşmesi esnasında ilk defa bunun dile getirildiğini hayal meyal hatırlıyorum. Çok zaman geçti tabii. Çok. Yani uzun zaman oldu. Dünya değişti. Bugün aslında sorarsanız bu yeni yılla birlikte
dinleyicilerimizden, takipçilerimizden çok fazla gelen aynı kalıbı içeren sorular var. Onlardan bir ikisini izninizle size yönelteceğim. Estağfurullah. Neden Kaybedenler Kulübü? Evet. Yani bunu şöyle alıyorum ben. Bu programın adını neden böyle koydunuz? Evet. Hani uzun bir kaybeden hikaye. Ne demek gibi değil de daha neden Kaybedenler Kulübü dediğiniz bu sorulardan bir tanesi. Evet. Tabii cevabı da programlar boyu sürebilir ama böyle bir soru var. Evet. Açıkçası. Evet. Evet. Açıkçası. Evet. Evet. Açıkçası. Yani bunu cevaplamam herhalde şu anda beklenmiyor. Hatta bir dinleyenimiz var. Kendisini daha fazla bekletmeyelim. Evet. Tuğçe bizimle. İyi geceler Tuğçe. İyi geceler. İyi yayınlar bu arada. Soyadınızı bilmediğim için sadece Tuğçe dedim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Merhaba. Bizi nereden arıyorsunuz acaba? Uşak'tayım ben. Aslen Manisa'lıyım. Burada çalışıyorum. Kütahya'dan mı geçtiniz Uşak'a yoksa Uşak'ta mıydınız hep? Yok, ben Manisa'lıyım. Orada doğdum, büyüdüm, okudum. Daha sonra üniversite bittikten sonra çalışmak için Uşak'a geldim. Bir 2-3 yıldır buradayım. Ailem Manisa'da. Ben çalışıyorum. Organize sanayi var Uşak'ın girişinde. Evet. O kapının hemen yanında, yani bana kalırsa bu ülkenin en iyi çorbalarını yapan bir çorbacı var. Hiç uğrama şansınız oldu mu? Yok, aslında orada çalışsaydım evet belki uğrardım ama orada çalışmadım. Daha çok mevsimlik ya da başka diğer işlerde çalıştım. Yevmiye değil mi çalışıyorsunuz? Yok, hayır. Müşteri temsilcisiyim ben. Yevmiye ile çalışıyorsunuz yani. Evet, gibi. Müşteri temsilcisi ne demek? Biraz açar mısınız bize? Bu bizim tabii, biz, yani yaşı tabii. Biz PYT'yiz bu arada. Değerli dostum ve Tavunduk da ben de. Evet, tabii. PYT'nin evet. Açılımını biliyor musunuz? Yok, hayır, bilmiyorum. Az önce dinlediğimde de anlamadım. Bakacaktım yayından sonra ama. Nereye bakacaksınız? Yayından hemen sonra. Google'layacak mıydınız? Aynen. Çıkmaz. Ekşi Sözlük'te vardır. Ekşi Sözlük'e geçmiştir. Olsa olsa PYT diye Ekşi Sözlük'e yazarsınız. Bence araştırın bulursunuz diye tahmin ediyorum. Araştırınca. Evet, evet. Bakınca evet. Bulurum herhalde ben de. Evet. Evet, müşteri temsilcisi ne iş yapar? Yani nasıl? Müşterileri temsil eden bir platformda çalışıyorsunuz. Şimdi benim anlamadığım şey bu Amir. Şimdi müşteri temsilcisi, yani müşterileri, patronunuza karşı müşterileri mi temsil ediyorsunuz siz? Aslında şey, bizim işimiz firma, yani hizmet verdiğimiz firma ve satıcı arasındaki köprü gibi bir şey oluyor. Yani bir sıkıntı ya da sorun olduğu zaman bunu nasıl çözümleriz ya da hem üye hem de satıcı nasıl mağdur olmaz? Bunu planlıyoruz aslında. Ya şey gibi sorunu değil bu, müşterinin parasını en iyi nasıl alırız platformu değil mi? Yani biraz evet öyle gibi. Diğerlerinin en çok duyduğumuz şeylerden biri bu. Ya nasıl sakinleştiririz? Evet, ha, nasıl sakinleştiririz? En son sakinleştirdiğiniz olayı anlatır mısınız? Tabii. Bugün çalıştım yine. Çok fazla şey oluyor, sorun oluyor. Hele ki kampanya dönemlerinde. Biliyorsunuzdur, e-ticarette kampanyalar oluyor. Sürekli indirimler falan. Hı-hı. Evet, evet, doğru. Evet. Evet, kusurlu ürünler geliyor mesela. Kusurlu ürünlerde üye sürekli kontrol edilmediğini söylüyor. Ya da satıcıyı savunduğumuzu. Ya da hiç dinlemiyorlar. Yani bizim yapabileceğimiz bir durum olduğunda biz zaten müdahale etmek zorundayız. Çünkü işimiz bu. Müdahale etmediğimizde bizim için dezavantaj oluyor. Kontroller ediliyor çünkü görüşmeler. Peki zaten sadece sorunlu ürünler mi kampanyaya giriyor? Yani biraz öyle anlaşılıyor aslında. Çünkü kampanya dönemlerinde çok fazla artıyor. Kusurlu, eksik, yanlış gibi. Allah Allah. Yoğunluktandır Amir. Şey, tesadüf. Yoğunluktandır. Tesadüf. Evet. Olur. Yani geçmiş olsun, hakikaten zor, baş ağrıtıcı bir iş. Onun dışında ne yapıyorsunuz? Mesela seks hayatınız nasıl Uşak'ta mesela? Bu kadar yorucu bir iş. Uşak'ta seks hayatı var mı ya? O sırf onu merak ettiğim için sordum. 1986 yazıydı galiba. Bir ailece, o zaman bir ailemiz vardı. Ailece bir yerden bir yere gidiyorduk büyük ihtimalle.
Antalya'dan İzmir'e ya da işte Ayvalık'tan Antalya'ya gibi. Hı, saçma. Tuhaf bir yere geldiğimizi hatırlıyorum. Station bir arabamız vardı. Ford Taunus. Böyle bir sürekli döne döne bir dağı tırmandığımızı hatırlıyorum. Gece bir saati uyanıp baba neredeyiz biz dedim. Oğlum dedi yanlışlıkla uşağa girdim dedi. Yani o yıllarda uşak yanlışlıkla girilebilecek bir yerdi herhalde ve tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle. Evet yani zor olmalı ama yani enteresan şeyler de biliyorum ben uşakla ilgili. Ama o dediğim çorbacı kebapları falan da çok iyi. Organize sanayinin hemen girişini. Bence gitmelisin Tuğçe. Tamam olur. Sizin yolunuz eğer buraya uğrarsa beraber de gidebiliriz. Olur neden olmasın ben bugün çıksak. Bak çorba içerken yalnız da kalmayacaksın. Evet. Ne kadar şanslı bir insansın. Bugün çıksak bugün olmaz bu saatte olmaz. Yarın sabah çıksan. Sabah çıksam. Gece oradasın. Gece oradayım. Gece bir şeyler yer içeriz bir yerde. Çorba içersiniz. Yani bir şey yedikten sonra. Sonra da çorba içersiniz. Şey geleneksel Türk seksi. Türk seksi. Evet. Yani eğer gecenin sonunda hani çorba içme ihtiyacı doğuyorsa evet. Evet. Yani bir Türk seksi olarak. Ki o da büyük bir sakinlik verir. Bir literatürde. Çok ferahlatır. Şey yükseltir. şey. İnsülin. İnsülin basar. Uyku şeyi. Uyku şey yapar. Feromonlar diner. Vücut bir şaşırır. Hay Allah. Şu anda bu olmamalıydı. Der ama. Der. Çat gider yani. Çat gider. Çok sarı teşekkür. Sarı basarsan. Çok teşekkür Tuğçe. Tuğçe uşağa geldiğimizde haber vereceğiz. Mutlaka beklerim ben de. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz diyelim. Hayırlı başarılar diliyoruz. İşte evet, temsilciliği işinde zor bir iş. Ben de yaptım bunu yıllar önce. Ama tabii benim yaptığım zamanlarda bu kadar hani indirimler, kampanyalar falan filan. Sanırım bu kadar müşteri de yoktu. Çok müşteri yoktu evet. Zaten yani müşterileri yüz yüze ziyaret ediyorduk biz. Mecbura. Ki yani bulunduğumda. Sizin için çok yüz yüze sevmez diyorlar. Yüz yüze sevmem. Yani yüz yüze gelemem yani. Evet. Yani tam da böyle söylenmişti. Evet. Daha çok yani yüzünü aynadan görmeyi tercih ederim. Ya da bir yansımayı görmeyi tercih ederim. Benim yansımam çıkmıyor bu arada aynalarda. Allah Allah. Siz göremiyorsunuzdur. Olabilir. Ya da bir tek siz görüyorsunuzdur. O da olabilir. Öyle diyorlar yani aynada yansıma şey, çok boş ve yalnız hissediyorum kendimi gibi şeyler baklar alıyorum yani müşteri şikayetleri alıyorum. Ki siz de herhalde müşteri şikayeti önemli. Çok önemli bir konu. Müşteri şikayeti almışsınızdır herhalde. Almaz olur mu? Evet sen dinleyenler etmesen 35. paraleldeki iki büyük romantikten biri kendisi. Böyle Kent FM günlerini hatırlattı bana. Evet ya. Yani. Stüdyoda telefon çalması. Evet. Çok arandığınızı, çok istendiğinizi gösterir. Estağfurullah. Yani benden değil, büyük ihtimalle sizdendir. Estağfurullah abi. Neyimi istesin? Benim şu stüdyoda buluşumun çok şeyi. Çok siz de şey yapıyorsunuz, yani. Abartıyorsunuz gerçekten. Ayrıca ben PYT bir şey olarak, kişilik olarak. PYT kişilik. Yani evet. Yeni bir kişilik tanımlaması. Tabii. Güzel. Hoşuma gitti açıkçası. Ama her şey öyle değil midir biraz? Öyle. Yani, evet. Yani bir, size bir şey yapıştırırlar. Aslında yani dil dediğimiz yapay iletişim kanalının, biçiminin getirdiği şeylerden biri bu. Yani bunu çok düşünmüşümdür. Özellikle 1950'ler, 60'lar, 68,
1900-1968 yani daha bebop yeni başladığı zamanlar. Bu 20'ler falan. 20'ler. Bu 30-40'lar. 40'lar. Yani geniş bir skala aslında. Evet. Ama yani finalize yani o zaman küçük bir köydeyiz Greenwich diye arkadaşlarla. Küçük bir köy yani yapacak çok fazla bir şey de yok. Akşamları içiyoruz. Allah Allah. Sıkıntıdan. E ne yapacaksın değil mi? Yani yapacak çok fazla bir şey yok yani. Ben ne anlatıyordum abi? Henüz bir şey anlatmıyorsunuz. Yani bekliyorum. Yani herhangi bir şeye herhangi devam edebilirim burada. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Aynı. Lafı açtı. Ben hakikaten ne anlatıyordum? Şimdi lafı açtı da. Şimdi hangi lafı açtı? Fark etmez. O zaman öyle devam edeyim. Evet, var. Texas'taydınız. Yok, Texas'a daha inmedim. Daha yukarıdasınız. Ben, ya işimiz yok, gücümüz yok. Ha tamam, içiyorsunuz. İçiyoruz evet, arkadaşlarla. Bir tane ne bulursa onu içen bir arkadaşımız vardı. Allah Allah. Yani delüzyon bir yaklaşımda bulunacağım. Yani bir makina, en ideal makina, deliksiz makinedir. Güzel. Çünkü bir makinenin herhangi bir deliği yoksa, herhangi bir ham madde girişi ve herhangi bir atık çıkışı olmaz. Evet, tabii ki. Binaenaleyh. Yanma da yoktur. Evet, binaenaleyh. O makina çalışır, sorunsuz. Ya yani ideal makina, evet, deliksiz evet, makinedir evet, yani. Ne anlatıyordum ben? Henüz bir şey anlatmıyoruz. Şeydeyiz, girişteyiz. Ha, giriyoruz da. Daha konuya giriyoruz. Dolayısıyla yani her aslında her delik açıldığında makinede aslında bir taraftan da bir sorun başlar. Her anlamda tabii, sorun başlar. Her türlü sorun başlar. Evet. Yani bir şey, çünkü bir delik açtığında başka bir delik daha açmak zorundasındır. Çünkü yani bir şeyin çıkması için bir şeyin girmesi yani, ya da bir şeyin gerekir. Bir şey giriyorsa mutlaka çıkması gerekir. Çıkması gerekir. Bir başka bir fuanda. Çünkü makinenin tanımı budur. Evet. Yani. Dolayısıyla yani bu konu üzerine konuşuyoruz. Evet. Şey, 1940'ların sonları falan aşağı yukarı. Nereden aklımıza geldiyse, ama bak bunlar hep şeyden oluyor, yalnızlıktan oluyor. Çok büyük ihtimalle. Yani. Çok büyük ihtimalle. Dedim ki, bak dedim, yani insan da bir makine olarak düşünülebilir. Yumuşak bir makine. Evet. Bayağı yumuşak bir makine olarak. Orada mıydın sen? Olabilir. Olabilir. O köşede oturan sen olabilir miydin? Olabilir. Bir yerden ya, diyorum olabilir zaten, ama bir yerden. Olabilir. Dil dediğimiz kavram hep bir, üzerine bir şeyler yüklediğimiz bir ses dizimi sonuç itibariyle. O yüklediğimiz şeylerin aslında iletişimden öte başka bir sonucu daha oluyor. Yani siz onu belirlerken aslında o sizi belirlemeye başlıyor. O yüzden yani bir PYT ve PYT, bir PYT varsa o zaman bir PYT ruh hali de vardır. Vardır, doğru. Evet. Aynı. Yani birisi kendini PYT diye tanımlıyorsa PYT ruh hali. O bir ruh halidir. De olmak durumundadır. Yoksa o aslında PYT falan. Olmaz. Değildir. Evet, o büyük evet, ihtimalle erken yaşta pompaya takılmıştır. Ya da pompaya erken yaşta takılmıştır. Yani evet. Şeydir. Gerçek değildir. Evet. Pompaya yani pompada yaşa takılmamıştır yani. Evet. Erken yaşta pompaya takılmıştır. Erken yaşta pompaya takılmıştır. Yani böyle
şey bunları konuşuyorduk işte arkadaşlarla. Sonra sen mi yoksa birisi mi senin işin gücün yok mu dedi. Ben olabilirim. Ben severim o lafı. Yani yok dedim. Yani genel olarak bir işim yok dedim. Yani hayatını kazanmak için ne yapıyorsun dedi. Hiçbir şey dedim. Yani hayatımı kazanmıyorum dedim. O zaten var. Zaten yani, var olan bir şeyi niye kazanırsın? Niye kazanmıyor? Yani neyini kazanacağım? Zaten var yani. O zaman dedi yani hayatında ne yapacaksın dedi. Yani ne yapmayı düşünüyorsun? Vallahi dedim ben hiçbir zaman hayatıma benimmiş gibi yani mesela bir kadına, bir kediye, bir köpeğe seninmiş gibi davranabilirsin ama o senin midir yani? Sanmıyorum. Asla olmaz yani. Yoksa evet. Kadınlar niye seni beni terk ediyor sürekli yani? Başkalarına da ait olabilirler o yüzden. Mesela kedi, kedi dediğin şey canlı özellikle dişisi. Durmaz. Durmaz. Evet. Erkeği hiç durmaz. Hiç durmaz. Erkek zaten durmaz. Evet. Binaenaleyh. Hani böyle bir tartışma çıktı. Yani dedim ki sonuç itibariyle yani ben bir hayatım var ama yani o niye sahip çıkmaya çalışayım? O var zaten. Zaten. Kendi başına. Evet, yani ölüm gelene kadar o var. Ve sırf ölüm olduğu için o var. Evet. Dolayısıyla nasıl ölüm senin kontrolü değilse hayat da senin kontrolü değil. Değil. Ya yani kontrol etmeye çalışmayı çok manasız buluyorum dedim. Bir sanıyorum o yıllarda şeyler... Şişeler kurşunluydu yani böyle yeşil bir şeyi vardı. Hani boş şişeye baktığınızda bir yeşil renk olurdu. Evet. Çünkü kurşun kullanılırdı. Büyük ihtimalle evet. Kafama doğru geldi yani öyle bir şey şişe. Bir savurdum. Yani bir kenara çekildim gitti dedim ne yapıyorsun dedim. Sen de şey dedin. Çok iyi hatırlıyorum. Ne biçim konuşuyorsun? Dedim yani bir herhalde bir travma ya bir şeye denk geldik senin şeyinle ilgili. Yani kötü bir niyetle bir ben de gayet felsefi bir şeyle konuşuyorum dedim. Yani dedin sen işte şu ve şu kadınla yapmış olmanı. Evet. Hayatına sahip olmamak üzere şeyine mi argümanına mı saklıyorsun demiştin bana. Evet doğru. Ben de sana evet dedim. Evet hatırlıyorum. Sen de teşekkür etmiştin. Evet, evet. Gayet basit. Evet. Evet. Ondan sonra dedim ben buralar ısınmış. Akşam hatırlıyorum çünkü. Yani buralar ısınmış dedim kendime bir iş bulayım artık. İşte o zamanlar ismi öyle değildi. Bir müşteri temsilciliği işi buldum kendime. Bir şeydi matbaa gibi bir yerdi. Hatta işte iş görüşmesine geldiğimde sen de oradaydın. Dedim bir de iş istemeye mi geldin dedim bana. Yani. Aynı. Sen o yıllarda İncil ucuz kovboy romanları ve içinde çok fazla seks olan ucuz kovboy romanları. Evet. Bir de sirk programları basıyorduk. En çok parayı evet. Yaptığımız işler. Evet. Evet. Basıyorduk. Dedin ki yani bunların pazarlaması gerek. Yani öyle bulunduğumuz coğrafyada öyle hani sonuçta AK Merkez işte Akasya AVM falan filan gibi şeyler yoktu o yıllar. Yok. Dolayısıyla bunları insanlara ulaştırmamız lazım dedin. Okey dedim. Belli bir şeyle komisyonla anlaştık. Sonra ben yola çıktım. Aşağı yukarı 16 ay kadar süren bir uzun bir yolculuktu.
maceralarla doluydu. Yani çok hayatımın önemli zamanlarından biriydi. Özellikle batı ya doğru gittikçe iyice, yani hem nüfus seyreldi hem mesafeler uzadı. Uzadı tabii. Öyle bir dönemdi. Yani müşteri temsilciliğine ilk başlayışım benim böyledir yani. Çok iyiymiş bence. Evet. Şu an bir hatırladığım, tekrar hatırladığım için şey, aşırı memnun oldum. Zaman ne kadar acımayla geçiyor. Evet. Ve hoş. Evet, evet. Acımayla geçiyor. Acıtarak geçiyor. Evet. Ama hatırlamak çok güzel. Uzun ve açık coğrafyalar, yani açık otlaklar, çok büyük tehlikelerle dolu açık otlaklar aslında. Bastığın yerden emin olamadığın topraklar. Bastığın yerden emin olduğun. Evet. Basmaya kıyamadığın topraklar. Evet. Topraklar. Çok parlak geceler. O kadar parlak geceler ki, yani siyahın bile parlak olduğu geceler. Dolayısıyla kendini küçük, önemsiz ama mutlu hissettiren topraklar. Ama yani bu uzun yolun bir yerinde, yani hayat böyle işte. Bu yüzden hayatına sahip olamazsın, yaşamına. Yani o ayrı bir, yani bir ilişki gibi. Yani bir insanla olan ilişkin gibi. Aslında ilişki üçüncü bir kişidir. Yani aslında senin hiçbir zaman ilişkin karşındaki insanla değildir. Yani ilişkinizle ilişkilisindir sen. Dolayısıyla yani yaşamını nasıl kontrol edeceksin ki? Yani ilişkilerin ne ilişki, yani başka bir insanla ilişki kurduğun anda üçüncü bir hali var ettiğini düşünürsen. Çünkü senin yani her insanın problemi ilişkisiyledir. Karşısındaki insanla değil. Dolayısıyla anlaşılması gereken ve anlaşılmayan nokta bu. O yüzden belki çok hızlı terk ediliyoruz, evet, yani evet, öyle evet. Düşünüyorum. Bütün boğuşmaların da o aslında senin yarattığın o üçüncü şeyle. Evet. Ama bazen çok denk düşer. Yani ilişki o kadar şeffaf bir varlık haline gelir ki, o kadar ince. Evet. Aslında işte o karşındakine dokunduğun andır gerçekten. Böyle bir an yaşamıştım. Çok uzun bir yoldu Amir. Yani Missouri tarafından aşağıya doğru iniyordum işte. Oklahoma, Arkansas. Boş, uzun, ıssız, rüzgarlı topraklar, tek tük insanlar. Bir şeyler satmaya çalışıyorum. Herkes ucuz kovboy romanlarının kapağında kadın olanlarını tercih ettiği coğrafyalar. Aslında başka bir coğrafyada rastlamadım. Hep onlar satılıyordu. Zaten İncil'i yanında bir tür şey, panzehir olarak yani veriyorduk. Hatırlıyorum. Sonra çöle indim. O da uzun bir yoldu. Uzun, sıcak, kokulu, yorucu.
Umarım bu hikayenin devamını unutmaz. Kısmet. Çünkü yani, ben bir yerinden sonrasını bilmiyorum. Bir yerinden sonrasında yokum. Aslında sen başında varsın, ortasında varsın. Sonunda yokum. Yoksun. Sonunda zaten ben de yokum. Yani bu hikayenin sonunda sen de yoksun, ben de yoksun. Ha, tamam, güzel. Şimdi hatırladım hikayeyi. Ha. Güzel. Ama dinleyicilerimiz için enteresan olacağını düşünüyorum. Hatta bir dinleyenimiz var. Bir isminizi başlar mısınız? Bir amnezya var bizde. Bir PYD durumundan dolayı unutkanlık hasıl oldu. İsmim Turgay. Ha, Turgay Bey. Buyurun. Turgay Bey. Buyurunuz Turgay Bey. Estağfurullah abi. Nasılsınız? İyi geceler. Teşekkür ederiz. Ben sürekli bir takipçinizim. Eyvallah. Çok seviyorum. Eyvallah. Yani Allah zaten sabır versin. Ne yapıyorsunuz? Nedir? Olayınız nedir? Niye canlı yayına katılmak ihtiyacı hissettiniz? Canlı yayına şöyle sizinle konuşmak için, hani sesinizi duymak için, dediğim bir özlem duyduğum için. Eyvallah. Ondan dolayı. Eyvallah. Ne yaparsınız, ne yersiniz, ne içersiniz? Sevgiliniz var mı? Seks hayatınız nasıl gidiyor? Yani sigortalı mısınız? Sigortanız var köprü mı? Köprü altında sigortalı çalışıyorum. Köprü altında? Sigortalı çalışıyorum. Hı. Kaan abi. Güzel. Sigorta varsa sorun yani yok. Öyle bir hayatım var. Sevgilim varla yok arası. Bu da iyi. Yani bu da iyi. Bu da iyi. Hafif geçiyordur yani. Yani öyle sayılır. Terk ediliyoruz sürekli. Evet. Öyle bir şarkı vardı. Varken var yok. Varken varsın, yokken yoksun diye. Neydi o be? Hatırlamıyorum ama çok manalı geldi şu anda bana. Varken varsın, yokken yoksun. Duygusuz yani. Yani borsayla ilgileniyor musun? Borsaya karşıyım abi ben ya. Ben de yani borsayla ilgilenen birisi bulsam da şu Sasa'nın durumu ne olacak diye bir sorsam diye şey yapıyorum. Bir süredir. Ya borsa çok inişli çıkışlı abi, evet. Ya. Gerçi bugün 5200 direncini kırdı. Yani 5500'e kadar yolu öne açık gibi geliyor ama tabii bilemiyorum yani tam olarak. Çünkü ben yani İstanbul Borsası'ndan çok başka bir alanda yatırımlarım var benim. O yüzden. Çok güzel. Yani ben yani konu açılsın diye yani yapıyorum. Yani ortak bir nokta bulmuş. Takip ediyorum zaten. Evet. Eurobond faizlerindeki düşüş, yani düşüklükle ilgili bir şeyiniz var mı, fikriniz? Eurobondlar yükselmiyor Amerika'da ama. Ben uzun zamandır Japon yeni ve gümüş topluyorum. Senin gümüş toplaman normal. Çünkü kullanıyorsun sen onu. Evet. Yani ama bu ya yani dünyadaki tüm gümüşlere sahip olamazsın abi. Şimdi her şey sonuçta sınırlı. Evet. Ya dolayısıyla bu söylediğiniz şey çok şey olmadı. Yani nereden biliyorsunuz bütün dünyadaki bütün gümüşlere sahip olamayacağımı? Yani belki dünyadaki ne olabilirsiniz ama ben evrendeki gümüşe sahip olamayacağım. Evrendekilerle gözüm yok zaten. Ama yani bir gün bir göktaşı düşer ve gümüş yoğundur. Mesela altın bir göktaşının düşmesi. O zaman batarım. Borsa ne hale gelir? Onu düşünsen bir de. Altının onsu şu anda kaç? 1912 dolarlardı falan. Evet. Çok rahatsızcı bu söylediğiniz. Bir ama yani altın bir göktaşı düşerse dünyayı kim şey sakinleştirecek. Orada düşünmek lazım. İşte bence dünyayı sakinleştirmenin tek yolu bu. Yani. Altın çünkü çok enteresan bir malzeme. Evet. Som hali. Evet. Som diyebiliriz. Tabii. Neredeyse hani hamur gibi de demeyeceğim ama eğilir bükülür bir şeydir. Sonsuz incelebilir. Çok ağırdır. Evet. Çok ağırdır. Yani
Hani bir şeyi gördüğünüzde şöyle bir elinizi atarsınız, kaldırırım dersiniz ama yerinden kalkmaz. Bir kere dışarı elektron vermez altın. Yani sıkıysa al yani. Al bakalım. Altından bir elektron kopart bakayım. Bakalım yapabiliyor musun? Evet. Çünkü hani insanlardaki mesela iletişim, dokunma iletişimini işte değdiğimiz yerlerdeki atom... Evet. Elektronların çaprazlaşması yani elektron alışverişi olarak da tanımlayan bedbahtlarla ben karşılaştım ki haklılardı yani bir noktada. Ama mesela altın bir prezervatif taksanız. Mesela. Nada yani. Mesela. Nada. Nonce. Yeah. Çok enteresan bir şekilde... Tabii ki oksijen kadar güçlü hemen her şeyi zehir be, hemen oksijen. Her şeyi zehirleyen iblisle temasa girmez. Evet. Bu söylediğiniz sebepten dolayı ve bizim kullandığımız yani bizim altın diye kullandığımız takılar vesaireler hepsi aslında ne diyelim ona katıklı, organik olmayan. Evet. Cisimlerdir. Evet. O yüzden de onlara ayarlar verilir. Evet. Aslında ayar vermek kelimesi altından gelmiştir. Altından gelir tabii. Yani altına ayar vermeyle başlamıştır ayar vermek. Evet. Ben de bu neyin altından çıktı diye hep düşünmüşüm. Ya. Ama ayar vermek oradan çıktı. O yüzden ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Ne oldu? Bu hayatta ne oldum demeyeceksin. Ne oldum diyeceksin. Ayar vermediğin zaman altını kullanamazsın. Kullanamazsın. Ha, kullanırsın. Bir de ben şeyi çok merak etmişimdir. Mesela altın çok kıt bir şey. Ve çok değerli olduğu için de çok yani geri kazanım ya da çıkartma maliyetleri çok yüksek oranlarda rentable olabiliyor. Yani işte bir ons altın işte 1900 dolarsa siz 33 gram altın çıkartmak için 1800 dolar harcayabilirsiniz. Mesela? Yani işte dünyanın dünyadaki saçmalıklardan biri de bu tabii. Yani 100 dolar için niye ben 1800 dolar harcayayım ya? Ne kadar saçma bir şey yani. Evet. Aynen. Buradan gelmek istediğim nokta. Gelmek istediğim noktayı unuttuğum için şu anda biraz top çevireceğim. Buyurun ben en sevdiğim şey. En sevdiğim şey. Hatırlarım. Diye. Ben size Oktay Rifat'ım. Buyurun. Çok severim kendimi. Bir metninde ya bir kadını anlatıyor. Çok güzel bir kadını. Yanlış hatırlamıyorsam sağ köpek dişi altın kaplama. Sayfalarca sonra fark ettim ki sadece kadının altın kaplama köpek dişi var kafamda. Kitabı okuyamıyorum. Yani işte. Ama zaten bir şair neyi anlatır ki? Bunu anlatır işte. Bunu anlatır yani. Binaenaleyh. Güzel bir hikayeydi. Güzel. Çok teşekkür. Teşekkür ederiz. Turgut. Abi sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Biz de sizi seviyoruz. Emin ol. Dinlemeye devam ediyoruz. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Çok seviliyorsunuz. Sağ olun. Eyvallah. Bu arada bir küçük not verelim. 2023 ikinci ve üçüncü Nisalar. Siz galiba biraz ben, şehir dışı mı? Bir küçük seyahatim olacak bir arkadaşla. Yani tabii ne şanslı arkadaşlarımız iş, var. İş. Tabii. İş yani yoksa. Tabii. Bu yaştan yani PYT adamın seyahatle ne iş olur? Tabii. Dolayısıyla önümüzdeki salı ve bir sonraki salı büyük ihtimalle 2022 7. ve 8. nüshaları tekrar yayını olacak ve 2023 2. nüshayı da ondan bir 15 sonra, günümüz bir 15 gün sonra canlı izleyebileceksiniz. Bir şey anlatıyordum.
Yani çok da önemli bir şey değildi ama yine de hatırlamak istiyorum. Yine var onun sonunu merak ediyorum. Her ikimizin de orada olmadığı o. O ayrı. O ayrı. Nereye gideceğini merak ediyorum. O ayrı. Ama yani demek istediğim sonuç itibariyle işte onu hatırlayınca şey yapalım. Bir nefes. Çok kısa bir nefes alalım. Bir saniye. İçecek bir şey var mı buralarda? Burası içecek şeylerle dolu. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü burası. Değerli dostum Mete Unduk ve ben Kaan Çaydamlı. 2023'ün birinci nüshasında Standart FM Kadıköy Merkez stüdyolarda sizlerle birlikteyiz. Bugün üç önemli konu üzerinde durduk, evet. Açıkçası. Bunlar daha çok hayat, kadınlar ve aşk oldu. Bütün bu üç konuyu da bir yol, bir güzergah, hayatı da bir yolculuk olarak düşünürsek, bir hayatın gidişi parantezinde konuşmaya çalıştık. Yer yer kusurlarımız olmuştur. Dilimiz sürçmüştür. Olmadık kişilere kişileri gücendirmiş olabiliriz. Ben şimdiden kusura bakmayın ama yani hak etmişsinizdir. Demek istiyorum. Yani bundan sonra gücendirecek olduklarımızdan da ben şimdiden tenzih edin. Yani tenzih ederim. Yani özür dilerim ama yani Gene olsa yaparım. Yani ki yaparım yani. Çok yapmışlığım var. Ki çok söylediler bunu. Hep böyle yapıyorsun tabii dediler. Evet dedim. Hep böyle yapıyorum. Evet. Bu programda adı geçen kimliği burada konuşulan kimliklere benzeyen insanlar gerçek olabilir. Evet. Yani bu program gerçek hayatlardan şey yapmış olabilir. Yani o zaten kusura bakmayın. Bir de yani burada hani hikaye olarak anlatılan şeylerin çoğunun da gerçek olma bir zamanlar yaşanmış olabilir. İhtimali yüksek olabilir. İsim benzerlikleri. Öyledir işte. Demiyoruz. Öyledir demiyoruz. Öyle de değildir canım. Ya, diyor. O kadar da olmaz canım. Yuh yani. İsim benzerlikleri söz konusu olabilir. Kaan abi şimdi mualla ile ilgili bir şey anlatırken illa orada Muazzez diye çevirmek zorunda mıyım? Muazzez üstüne alırsa bu sefer ne olacak? Ya. Ha, hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ayıkla oradan şeyini. Evet. 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 Mercimeğin taşını yani. Yani mercimeğin. Kara mercimek. Kara mercimek. Kara mercimekten bir çorba yaptım. Çok muazzam şeyler var. Denemek lazım. Evet. Yani kara mercimek çorbasında erişte kullanımı konusunda ne düşünüyorsun abi? Çok iyi şeyler düşünüyorum. Çok iyi şeyler düşünüyorum. Yani, erişteyi kendin yaparsan. O ayrı. O anda hemen. Taze erişte daha. Acayip şeyler düşünüyorum. Şimdi ben yani geçenlerde tanık oldum. Ne seversin dedi. Dedim yani uzun zaman oldu dedim bir kara mercimek yemeği. Ama yani çorba gibi. Hı. Çünkü yemeği deyince böyle suyunu iyice çektirirler onun. Aş diyelim ona kabaca. Evet. Yani böyle hani içelim. Evet. İçimiz ısınsın. Kaşıkla yiyelim. Kaşıkla yiyelim. Yani bir tası aynı kaşığı şey yapalım dedim. Yani çok romantiksin dedi. Estağfurullah dedim. Yani kara mercimek söz konusu olduğunda sınır tanımam dedim. Yanında dedim yoğurt olsun. Yani. Ama tava yoğurdu değil. Çünkü ben kara mercimek çorbasını, kara mercimek yemeğini yoğurtla severim. Hakkınız. Evet. Yani yanında. Yani arada, yemeğin de hakkıdır. Yani o bir şey gibidir böyle bir fresh. Evet. Yani üç
kaşık, dört kaşık gidersin derinlemesine. Sonra bir ince kaşık. Şöyle üstten. Üstten. Tabii. Ki bu arada yoğurt kullanımındaki yanlışlıklar üzerine de bir bunu not alalım. Çünkü görüyorum modern hayatta yani yoğurdu kaseden nasıl alacağını bilemeyen bir toplumla karşı karşıyayız şu anda biz. Ne kadar üzücü. Ne kadar üzücü. Süzme yoğurt yemek istiyorsanız süzme yoğurt alın kardeşim. Yoğurdu niye kendi kendine süzdürüyorsunuz? Ha. Yoğurt derinlemesine alınmaz. Üstten aynı seviyede alınır. Böylemesine gidersin sürekli. Evet. Aynen. Sen onu bizim baboya bir anlatır mısın bir gün görürsen? Anlatırım. İhtiyacı varsa. Şimdi yaş itibariyle normaldir. Şimdi bu görünce doluyor. Yani. Ben de çok yaşadım yani bu tür şeyler hayatımda. Challenge'lar. Aynen. Yani şunlarla karşılaşıyoruz. Yani gittim. Tamam her şey yerinde, kıvamı iyi, su oranı güzel, aş olmuş. Fakat içinde fırın makarna var. Olmaz. Ne yapıyorsun sen dedim ya. Dedim ben şimdi senin kafanı alıp şu aşın içine sokup bu şişmiş fırın makarnaları bunun içinden tek tek ayıklatsam. Kadına şiddet diye beni dedim. Tabii. Linç ederler. Kadına dedim. Köpek muamelesi yapmışsın derler. Linç dedi yapsana dedi. Bak. Şimdi mesela bunları anlatsak bir yerde. Bir yerde anlatsak. Mesela radyoda falan söylesek üstümüze gelirler. Gelirler. Linç yeriz be. Linç yeriz. İstiyor ne yapayım? Yapmadım. öyle yapmadım yani. İyi yapmamışsın. İyi yapmadım. İyi yapmadım. Bu da böyle bir yani, birazcık işte çok özür dilerim sayın dinleyenler. Evet. Yani tabii, bazen tabii. Hakikaten böyle insanın sinir uçlarına dokunan insan insana benzemiyor. Evet. Şeylerle yani başınızı da ağrıttıysam estağfurullah. Bir anksiyete tavsiye ediyorum. Da henüz denememişsiniz ki yani belki de zaten oho diyeceksiniz. Kara mercimek, börülce birleşimi, çüş, soğan, şey mi, kara gelin mi yani? Gibi, soğan, yeşil biber, Allah, mümkünse o an açılmış erişte. Allah korusun da, Allah uzak korusun. Koruyor. Allah uzak korusun. Koruyor. İyi gelir çünkü. Yani. Çok iyi geliyor. Evet. Tövbe tövbe. Tövbe. Neyse amir. Şu sonunda senin de benim de olmadığın hikayeye gelirsek. Hakikaten yani ıssız ki o yıllar zaten hep öyleydi yani. Daha bir sakindi dünya. Uzun bir yoldu. İşte küçük kasabalar, küçük kasaba barları, profesyonel kadınlar, kötü müzisyenler ve aşağıdaki o uğultu devam ederken uyumaya çalışan ben, uyuyamayıp aşağı inen ben. Ucuz içkiler. Ucuz ama iyi içki. Önemli bir şey. En sonunda dağdan aşağı doğru indim. Ortalık biraz daha yeşillendi. İklim biraz daha yumuşadı. Suya yaklaştı. Suya yaklaştı. Suya çok yaklaştı. Büyük suya yaklaştı. Havadaki sudan geçip yerdeki suya yaklaştı. Büyük örümcek annenin açtığı yollardan geçtim. Kaplumbağa annenin
sırtından açtın. Ama sonuçta gerek havada, gerekse toprakta bir huzur hissi geldi. Çok yorulmuştum. Bir otele girdim. İlk. Ki hep öyle yaparım. Güzel küçük bir oteldi. 12 odası vardı. Daha çok yazlık bir otel gibi. Yani tatil oteli gibiydi. Önü çok uzun bir kumsalla, kumsalsa çok dalgalı bir denize açılıyordu. Dedim burada kalayım biraz. Hatta sana da bir telgraf çektim. Aşağıya indim. Biraz buradayım. Acil senden alacağım olan 38 dolar Union'a göndermeni istemiştim. Hatırlarsın. Hatırlıyorum. 38 dolar çok büyük paraydı. Çok büyük paraydı. Ayrıca benden alacağın 38 dolar değildi. 380'di. Demek ki %10 istemişim senden. Sen de sağ ol. Çok Allah razı olsun. 40 dolar göndermiştin. Üstü kalsın diye telgraf çekmiştim. Telgrafı okudum. Zaten 2 dolar tutmuştu telgraf. Dolayısıyla çok da üstüme alınmamıştım onu. Neyse otele yerleştim. Çok güzel sahipleri vardı, sıcak. Odaya girdim. Sonra koridorda bir ses duydum. Yani inanılmaz bir sesti. Belki hani çok uzamış olan bir yolun, belki çok yorulmuş olan bir bedenin, belki de çok yıpranmış olan bir ruhun duymak isteyeceği kadar güzel bir sesti. Dayanamadım, kapıyı açtım. Merhaba dedim. Merhaba dedim. Çok güzel. Kapıyı kapattım. İçeri girdim. Utandım çünkü biraz. Hani sanki kontrol ediyormuş gibi. Bir de biraz tedirginlik yaratıyormuş. Kendim bundan sonrasında sen yoksun. Yokum, evet. Hatırlamıyorum böyle bir şey. Sonra yani ertesi sabah otelin restoranında karşılaştık, tanıştık, konuştuk ve inanılmaz bir şey başladı. Yani çok aşık oldum, çok aşık oldum. Çok seviştim. Ve hiç sıkılmadım. Burada hikayeye sen tekrar giriyorsun. Bir telgraf geldi senden. İşte yeni kitaplar ve bunların müşteri ilişkileriyle ilgili olarak acil dönmemi ve aldığın primi arttıracağını, evet, söyleyen bir telgraftı. Buruşturup attım. Çünkü çok az param kalmıştı sana cevap yazmak için harcayacak durumum yoktu. Çünkü yani orada kalmamı uzatacak her şeye ihtiyacım var. Sanıyorum o da aynısını yaptı. Uzattıkça seviştik. Seviştikçe sıkılmadık. Bu çok şaşırtıcıydı yani. Bu çok garipti. Çünkü öyle olmaz yani.
tekrarlanan her şey gibi hani sevişmek de bir noktada hani yavanlaşır belki. Evet tabii ki. Sen daha iyi bilirsin. Estağfurullah. Yani tabii sonunda şey geldi. O gün geldi. Oo. Ve bir sözleştik yani. Aynı gün, bir sene sonra aynı gün orada tekrar buluşmak üzere. Ya telefon zaten yoktu. Adres almadık. Ayrıldık. İşte ben Gravity'ye geri döndüm. Oturduk. İçtik. Mükemmel makinalar üzerine konuşmaya devam ettik. Delikler, dışkı, dışkının varoluşsal psikoterapideki daha adı konmamış önemi üzerine konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Buraya yani bu konuya nasıl geldiğimiz ayrı bir hikaye. Onu 2023 ikinci Nusa'da senin anlatman daha doğru olur diye es geçiyorum. Evet, o biraz zaman alabilir. Evet, çünkü henüz dışkı üzerine kitap yazılmamıştı. Evet. Dışkı üzerine hiçbir şey yazılmamıştı. Evet, o yıllarda. Sonra yazıldı. Sonra çok yazıldı. Evet. Hatta bir tane de sen yazdın hatırlıyorum. Olabilir. Takma isimle yazmıştım. Evet. Bokun kitabıydı adı. Evet. Evet. Neyse bu ayrı bir konu. Evet. Evet. Dağıtmayalım. Yani işte zaman yaklaştıkça ben gerildim. Gerildikçe yola çıkmak istedim. Ve tekrar çıktım yola. Aşağı yukarı 5 ay sonra tam zamanında aynı yere, aynı otele geldim. Ve ya, inanılmaz bir şeyle karşılaştım. Otel bir gün önce yanmış. Yani bir harabe, simsiyah, işte ahşap parçaları, yarı yıkılmış. Filmlerdeki gibi düşün yani. Ha, duvarlar, ha. Patlamış sıvalar. Ha. Sonra, ya neyse ki dedim şey, yani geldik buraya. Bugünmüş yani, bir gün önce değilmiş. Ve orada oturup bekledim, bir gün bekledim. 2 gün bek. Kimse gelmedi. Sonra sormak aklıma geldi. Bir gün önce gelmiş. Buluşacağımız günden. Yangından. İçeride miymiş? İçerideymiş. Çıkamamış. Sadece. Bir de yani diyalektik bu da gerektirir. Yani hani olmayan bir şey, hani bir şeyi keşfetmek, bir şeyi icat etmek. Bunlar hep deriz yani. Eğer bir şeyin sorusu varsa onun zaten cevabı vardır. Yani sorular hep cevaplardan doğar. Aynen. Hikayenin anlatılabilmesi için de muhakkak o hikayeyi anlatacak birinin o hikayeden geri dönmüş olması. Evet, sağ yani, kalmış olması evet. Gerekir. Ki yani böyle ne hikayeler var. Ki yani bunları artık 2023 diğer Nisa'larda yeri geldikçe bahsi açıldıkça evet, dillendiririz diye tahmin ediyorum. Dinleyenler Kaybedenler Kulübü
2023 lira bir nüshayı dinlediniz. Değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı, Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyo'da sizlerle birlikteydik. Bugün üç önemli konu üzerinde konuştuk ki bir Mete toparlarsa, çünkü şeyi de sevmiyoruz prensip olarak. Bugün gerçekten hani çok önemli konulara değindik ve yani boş yapmış da olsak neleri ve nasıl boş yaptığımızın bir özetini vermeden hani ve geçmek istemem açıkçası. Şüphesiz bir kere üzerinde durarak söylemeliyiz ki bir insanın hayatının aslında hiçbir şekilde ona ait olmadığını konuştuk. Bugünkü genel çerçevemiz bunun üzerineydi. Tabii ki bunu... Lafını bölmek gibi olmasın ama kitabı Mente diye bir kitap okumuştum bundan yıllar önce. Tövbe yarabbim. Ya orada da hangi bilge söylemiş bilmiyorum ama şöyle bir cümle geçer. Sahip olduğunuz şeyler sahip olamadıklarınızdır. Evet, tabii ki. Şüphesiz ki öyle. Bir insanın hayatının, kendi hayatının gerçekten aslında kendisine ait olmadığı, ondan bağımsız bir şekilde yürüyen, zaman gibi. Tıpkı ilişki gibi. Tıpkı ilişki gibi. Zaman bağlamındaki diğer tüm şeyler gibi. Ondan bağımsız olarak yürüyen ve ona ait olmayan bir şey olduğunu konuştuk. Bunları tabii ki kadınlar ve aşk üzerinden anlatmaya çalıştık. Anlaşılabilir olsun diye. Şüphesiz ki. Ki bu sizin en iyi yaptığınız şey. Estağfurullah. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası. Evet. Dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshası. Her zaman olduğu gibi yine Montana. Hayatı ve kadınları hala daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy adandı. Hepinize iyi geceler dilemek isteriz. Ama ondan önce çok eski bir dostumuz. Bundan yıllar önce Kent FM'de hatırlayanlar Cartwright olarak bilir. Karga Vedat'a adandı. Hepinize iyi geceler dilemek isterim değerli dostum Mete Unduk ve ben Kaan Çaydamlı. Kendi adıma. Yani kalmak isterdik burada tabii daha uzun saatler. Ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Umarız yeterli olmuştur. Hoşça kalın. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi.
fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye.